Altın Skor spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Başakşehir bu sene küme düşer mi? Yorumlarda tartışalım. Alman devi Bayern Münih, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Dayot Upamecano'yu gelecek sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurdu. 2017'de Avusturya'nın Salzburg takımında Leipzig'e transfer edilen Upamecano, Leipzig formasıyla 139 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo bir ilke daha imza attı. Yıldız futbolcu sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Amerikan 1. Futbol Ligi ekibi Orlando City, Brezilyalı forvet Alexandro Pato'yu transfer etti. Orlando City kulübü serbest oyuncu konumundaki Pato ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. İzmit temsilcisi sahasındaki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetine imza attı. Medipol Başakşehir ise küme düşme hattına geriledi. Son 4 maçından 7 ilgili ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan Başakşehir 24 puanla küme düşme hattında 18. sırada yer aldı. Alanya Spor'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Bakasetas, Trabzonspor'un son yıllardaki en iyi devre arası transferi oldu. Takıma katıldıktan sadece bir gün sonra Beşiktaş derbisinde kadroda yer alan ve sonradan oyuna giren Yunan Yıldız 3 maçtır ise ilk 11'de ve 3 maçtır gol atıyor. 1-0'lık Denizli Spor mücadelesinde siftah yapan Bakasetas, geçen haftaki Malatya Spor karşılaşmasında yine kilidi açan isimdi. 27 yaşındaki 10 numara Gaziantep maçında da galibiyeti getirdi. Beşiktaş, kiralık 3 yıldızının da bonservisini almak istiyor. Ekonomik koşullar devreye girdiğinde Rosier, Gazel ve Montero'nun arasından sıyrılıyor. Fransız sağ bek bonservisinin alınamaması halinde 1 yıl daha kiralanacak. 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon euroyu gözden çıkaran Kartal, Portekiz ekibi Sporting ile görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor. Genç orta sahaya La Liga ekibi Real Betis ciddi şekilde talip. Toköz'ün menajeri İtalya ve İspanya'dan kulüplerle de görüşme halinde. Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Oğuzhan Özyakup, Gençler Birliği ve Denizli Spor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Oğuzhan Özyakup'un yeni Malatya Spor maçında oynayıp oynayamayacağına ise daha sonra yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek. Alanya Spor maçındaki hataları sonrası Galatasaray taraftarının topa tuttuğu Marcao, Kasımpaşa maçında kendisini affettirdi. Kusursuza yakın bir performans sergileyen Brezilyalı stoperin Mostafa'nın kullanacağı penaltıdan önce beyaz noktayı elleriyle temizlemesi ise maça damga vurdu. Galatasaray'da yönetim şimdiden yaz dönemindeki transfer bütçesini düşünüyor. UEFA ile yapılan FFP anlaşması bu yaz son kez uygulanacak. Yönetim Onyekuru'nun 4.3 milyon euroluk bonservisini alabilmek için Cagney'i bu bedele satmaya çalışıyor. Aslan 13 milyon euroya alınan Cagney'i 6 milyon euroya satmaya hazır. Galatasaray'da Younes Belhanda pazarlığı başladı. Teknik patron Fatih Terim'in kalması yönünde rapor verdiği Faslı Yıldız'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetimi yıllık 3.3 milyon euroya oynayan tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon euro teklif etti. Başkan Mustafa Cengiz'in çok sıcak bakmadığı ancak Terim'in isteğiyle yeni sözleşme önerdiği Belhanda ise 2.5 milyon euroluk talepte bulundu. Galatasaray'da bir süredir takımla çalışan fakat Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılaşmasında da kadroya giremedi. Kolombiyalı forvet böylelikle Galatasaray formasını 31 maçta giyerken 40 karşılaşmada ise oynamadı. Falcao son olarak 24 Ekim 2020'deki Erzurumspor deplasmanında forma giymişti. Sizce Galatasaray Falcao konusunda ne yapmalı? Şampiyonluk için büyük mücadele veren Sarı Lacivertler sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle pek ideal ilk 11 ile sahaya çıkamamıştı. Kanarya'da sakat oyunculardan tek tek iyi haberler gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde Pelkas'ın dönmesi beklenirken bir sonraki hafta Trabzonspor derbisinde ise yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Gustavo ile Novak'ın da maç kadrosunda olması planlanıyor.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 82. dakikada oyundan alınan Caner Erkin küplere bindi. Yerini Tisserant'a bırakan deneyimli oyuncu sinirli bir şekilde kenara gelirken yerde bulunan su şişelerini tekmeledi. Tribüne çıkan ve soğuk havaya rağmen üzerine de mont giymek istemeyen oyuncu buradan da el ve kol hareketleriyle kızgınlığını gösterdi. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Samat da şu ana dek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ligde sadece 4 gol atabilen ve son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybeden Tanzanyalı santraforun gidişatı sarı lacivertli taraftarları endişelendiriyor. Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe deplasmanda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı lacivertler aldığı galibiyetle bu sezon dış sahadaki 9. zaferini elde etti. Deplasmanda ilk 25 hafta sonunda toplamda 29 puan kazanmayı başardı. Kanarya geçen sezonun ilk 25 haftasında ise dış sahada 16 puan toplamıştı. Fenerbahçe bu sezon aynı periyotta geçen sezona göre 13 puan daha fazla topladı. Dış sahada fark yarattı. Fenerbahçe'de Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil'den galibiyet yorumu geldi. Kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Yıldız oyuncu, "Şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." tweetini attı. Gece yarısı bir kez daha tweet atan Mesut Özil, "İyi geceler büyük Fenerbahçe taraftarı." dedi.